dostlar, ben Mustafa Aslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size zincir bileme makinesi ile odun kesme motorunun zincirinin en iyi şekilde nasıl bileneceğini göstereceğiz Usta Merhan'la birlikte. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun başlıyoruz. Sevgili dostlar, zincir bileme motorunu kurduk, tezgahını hazırladık. Çekim hazır bir vaziyete getirdik. Usta Erhan'la birlikte şimdi devam edeceğiz. Erhan ustam, söz sizde, buyurun. Merhaba arkadaşlar. Zincir bileme makinesiyle zincirimizi nasıl bileriz? Bugün onu anlatacağız. Biraz yaklaşırsanız Mustafa ustam. Burada gördüğünüz gibi dereceler var. Bu dereceler sağa sola zincirin kesim yönüne göre zincirimizi ayarlayacağız. Burada zincirin gireceği aparat var. Zincirimizi öncelikle yuvaya yerleştirmeden önce bu araya yerleştiriyoruz. Buradan hafif sıkarak boşluğunu alarak zincirin daha düzgün bilenmesini sağlayacağız. Zincirimizi koyduk. Bileceğimiz yönü 30 dereceye getirdik. 15'e 30 dereceyle bu bilecek. Buradan arkadan da çalıştırmadan önce zincirimizin ağzını makinamızın alacağı şekilde ayarlayacağız. Ayarladıktan sonra önce makinamızı çalıştırıp zincirimizi çıkarıp uzattık. Tamam. Evet. Evet, zincirimizin ayarını yaptık şu anda. Ona göre aynı yöndeki dişleri bileyerek önce bir tarafı bitireceğiz. Arkadan yükerek Erhan Usta, burada ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi ayarımızı yaptık. Biraz bilemeyi gösterdik. Burada bilerken zincir çift yönlü olur zaten. Şöyle bakarsanız. Biri sağlı, biri sollu olur. Önce sol tarafı ayarladık. Sol tarafımızı komple bileceğiz. Ondan sonra makinamızı ayarlayıp sağ tarafı komple bileceğiz. Burada ayarlarken de bu demiri zincirin arka tarafına yaslamamız lazım ki zinciri aynı şekilde bileyelim. Buradaki amaç ne kadar düzgün bilersek zinciri keserken odunu keserken zincirimiz o kadar düzgün keser. Yani anladığım, şimdi şurayı aynı dayamamızın açıda, sebebi aynı açıda, aynı standartta. Makine onu aynı açıda kessin. Aynı açıda, aynı standartta bilememiz lazım ki makinamız kaymasına geliyor. Bu ne olur? Odun keserken hafif sağ ya da sola alıp götürür. Açısını kaçırdığımız taraftan. Anladım. Buyurun ustam, gösterelim. Şimdi sol taraflarımızı bitirdik. Sağ tarafımızı ayar yapıyoruz. Yine 30 dereceye ayarladık. Tabi bir atlıyoruz. Bir sağ bir sol olduğu için bir atlayıp biri biliyoruz. Şurada, yani önce sol geliyor. Arkasından sağ tabii, geliyor. Arkasından siz, tekrar sol geliyor. Tabii, solu biliyorsak bir sağ, bir sol. Sağları sağ bilemeden atlıyoruz. Önce sağ ayarlamışsak sağ tarafı komple biliyoruz. Hı. Sol ayarlamışsak sol tarafı biliyoruz. Sonra da diğer tarafı. Şimdi biz burada solumuzu yapmıştık. Sağımızı da ayarlayalım. Hafif geri çekeceğiz. Tamam. Şu anda güzel. Bir tane göstereyim. Zinciri hafif geri çekerek böyle. Evet.
Bir de zincir bilerken şu arayı güzel ayarlamamız lazım. Başta da söylediğim zaten bu oynadığı zaman açıyı yine kaçırabilir. Ona onu da dikkat edin. Sıkıştırmak için nereyi kullanıyoruz? Hafif burada ayar yeri var. Şu sağdaki tabii, onu kullanıyoruz. Bu ayar yeri. Bu hafiften burada. Gittiğimiz zaman geçebilecek şekilde olacak ki daha rahat çalışalım. Bir tanesi kaçtı. Şimdi azıcık boyunca. Tamam, zincirimizi bilerik şu anda. Gördüğünüz gibi zincirimizi bilemiş olduk. Açılara da görüyorsunuz aynı. Önemli olan bu açılar. Makineyle bu şekilde biliyoruz Mustafa. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalanmışsınızdır. Beğendiyseniz beğenme butonuna ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.